Şimdi İsveç'in ilerleme beklediği NATO Liderler Zirvesi toplantısına bir aydan az bir süre var. Yarın sabah saatlerinde Ankara'da da dördüncü toplantının mekanizma toplantısının yapıldığını göreceğiz. Bu toplantıdan biz ne bekliyoruz, bunu konuşacağız. Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Kuntay bizimle. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Şimdi yarın sabah bu toplantı başlayacak. Sizin beklentiniz nedir? Hızlıca önce bir onu alayım, öyle başlayalım. Bir süre sonra bu 11-12'sinde göreceğimiz NATO Liderler Zirvesi'ne kadar İsveç'e NATO vizesi çıkar mı yoksa sonrasına mı kalır? Şimdi tabii bu sorduğunuz soruya gayet diplomatik, gayet görünen açıdan cevaplayalım. Bizim beklentimiz taleplerimizi İsveç'in yerine getirmesi, terörle ilgili tutumunu netleştirmesi, bizim gerekli ihtiyaçlarımızı söylediğimiz o geri iadeler de dahil karşılaması, resmi olarak söylediklerimizi yapması. Bunları yapması halinde biz de İsveç'i NATO üyeliğine onaylayacağız. Şimdi bu resmi tarafı, bunu bana da sorsanız, kime sorarsanız sorun, çıkacak cevap aynıdır. İkinci sorunuzu cevaplayayım. Bir gelişme bekliyor muyum? Benim beklediğim gelişme kati surette İsveç'in dediklerimizi yapmasıyla alakalı bir şey değil. Çünkü burada karar mekanizması, yani bizim karşı tarafımız aslında İsveç değil. Bizim karşı tarafımız aynen öyle. Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ben size şunu söyleyeyim Sena Hanım. Kararı birlikte verelim isterseniz. Daha net ortaya çıksın. Şimdi biz İsveç'e diyoruz ya, terörde şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap diye. Velev ki İsveç dedi ki tamam Türkiye haklısın, ben ordumu, tankımı, tüfeğimi alıyorum, yanına geliyorum, PKK ile sen değil ben mücadele edeceğim dedi. Demez ya, dedi diye. Diyelim ki dedi. Diyelim ki dedi. Vallahi da etmeye başladı. Biz ne diyorsak onu yapıyor. Her istediğimizi hayata geçirdi. Biz de İsveç'e onay verdik ve İsveç ertesi gün NATO üyesi oldu. Ertesi sabah itibariyle İsveç'in o güne kadar anayasa değişikliği dahil bütün yaptıklarını geri almak gibi bir ihtimali var mı? Var. Böyle bir şansı var mı? Var. Bunu bağlayıcılığı ya da herhangi bir şekilde önüne uluslararası hukukta ket vurabilecek bir durum var mı? Hayır, yok. O yüzden de bunlar çok fazla böyle duygusal bakmamak lazım. Bu tarz hamleler nasıl Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Yunanistan'ın yaptığı bir KOS kullanmaksa, aynı şekilde bizimki de elimizde İsveç'in NATO üyeliği bir KOS. Bizim İsveç'ten bekleyebileceğimiz kalıcı hiçbir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Kalıcı hiçbir şey yok. Ben bu konu gündeme geldiğinden beri Amerika'daki bazı olağan şüphelileri takip etmekteyim. İşte başta Bob Menendez olmak üzere. Tavırlarında nasıl bir eğilme, nasıl değişme var ona bakıyorum. Geçtiğimiz hafta itibariyle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye'nin İsveç'e onay vermesi demek Türkiye'nin Amerika'dan F-16 garantisini alması anlamına geliyor. Şimdi şöyle, mesela geçtiğimiz aylarda ben de Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake'le bir toplantıda bunu, kendisi de şöyle anlatıyor. Hiçbir şekilde organik bir bağ yok ama Kongre bu adımı görmek istiyor. Dolayısıyla Amerika açısından bunu hiç bağlantılı görmüyorlar ama bu olursa bu da bu adımı tetikler deniyor. Dolayısıyla siz şimdi dediniz ki duygusal bakmayalım, hadi bakmayalım. Bu bir KOS'sa, bunun bir alveri olacaksa, İsveç'in atacağı kalıcı hiçbir adım yoksa F-16 işine bağlanmış mıdır bu konu? Şimdi Jeff Flake kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırdaki resmi görevlisi, doğru mu? Resmi bir görevli ki ne kadar politik geçmiş olmuş tabii, olsa bile, yani tabii, siyasetten gelmiş olsa bile, resmi diplomat pozisyondaki kimse evet bununla alakası var demez. Bu arada bizim taraf için de bu geçerli. Muhakkak. Yani konunun F-16'larla ne alakası var? Biz F-16 için mi bu tavrı koyduk? Hayır. Ya da İsveç F-16'lar olursa mı Amerika onay verecek? Hayır. Burak Hocam, ama NATO zirvesi zamanında da hatırlayın şöyle deniyordu. Yani bu tamamen bizden bağımsız bir konu. İsveç tabii ve Türkiye arasında diyorlardı. Tabii. Bu arada siz beni bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir devlet görevlisi yapın, ben de aynı şeyi size söylerim. Hayır, budur yani, devlet görevlisi tabii, olarak aynen öyle. Aksini söylersek bir acayiplik vardır, yani bir acurluk vardır. Tabii ki ben de bugün devletin resmi bir görevlisi olsam, ben de size bir akademisyen rahatlığıyla bunu söyleyemem. Ama şunu çok net bir şekilde söylüyorum ki Türkiye eğer onay verdiğini görürsek bu şu anlama geliyor: F-16'lar Türkiye'ye geliyor.
Çok net söylüyorum bunu. Bunu da Türkiye'nin veya Amerika'nın veya İsveç'in söylemlerinden değil, Amerika'daki başta Bob Menendez olmak üzere kongredeki son yaptıkları birkaç tane çıkıştan, kongrede dediği bu çıkışlar, 2-3 tane son think tank toplantısında yapmış oldukları beyanatlara istinaden söylüyorum. Hatta bazılarında tam bir U dönüşü var. Dolayısıyla biz muhtemelen Temmuz ayının sonunda en geç bu hadisenin nereye evrileceğini göreceğiz. O yüzden de çok net söylüyorum. Bunu açıkça makalemde de dile getirmeye çalışıyorum zaten. Türkiye ile İsveç'in üyelik süreci, Finlandiya demedim hiçbir zaman, o apayrı bir süreçtir. Üyelik süreci bugün itibariyle tam anlamıyla artık F-16'lara kilitlenmiş bir meseledir. Peki siz o halde ilerlemeyi NATO Liderler Zirvesi'nden sonra mı bekliyorsunuz? Zor söylemek. Neden zor? Onu şöyle söyleyeyim. Ben NATO Liderler Zirvesi'nde bir karar alınacağını ya da burada el sıkışılacağı gibi şeylere inanan bir adam değilim. Çünkü bu tarz zirveler işin şov kısmıdır. Yani şov derken kötü anlamda söylemiyorum. Son liderlerin poz verdiği, el sıkıştığı, işte birbiriyle güzel kameralara, ekrana güzel görüntüler yansıttığı noktalardır. Şu an Türkiye ile Amerika arasında ve Türkiye ile İsveç arasında harıl harıl üst düzey diplomatlar, üst düzey bürokratlar, bir de diplomat ve bürokrat olmayanlar tarafından yapılan görüşmeler devam ediyor. Mesela bu kanaati ben nereden alıyorum? Resmi açıklamalardan değil. Lockheed Martin'in son yaptığı açıklamaya baktığınız zaman buram buram bu kokuyor. Siz Amerikan Kongresi'ndeki Dış İlişkiler Komitesi'ndeki sadece Senato değil, aynı zamanda Temsilciler Meclisi'nde de yapılan son iki açıklamaya baktığınız zaman buram buram bu kokuyor. Dolayısıyla bunun bağlantısı bence NATO Liderler Zirvesi falan değil. O bundan çok alakasız bir konu. Ama şu bir gerçek ki NATO Liderler Zirvesi'ne bir İsveç'in güzel haberini yetiştirmeyi ister mi Amerika Birleşik Devletleri? İster. Bunu da nereden biliyoruz? Beyaz Saray'daki son sözcüden de ziyade Beyaz Saray Chief of Staff'ının bu konuyla ilgili özel bir ortamda, yani özel derken basına yansımış bir ortamda cevaplamasından anlıyoruz. Tabii ki yetişmesini ister ama o kadar hızlı çözülür mü hiç onu bilemem. Bunu sormamın sebebi de Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden'ın bir telefon görüşmesi olmuştu. Daha sonra uzun saatler taraflar bir araya gelmişti. O nedenle benzer bir manzarayı görür müyüz acaba diye sordum. Ama diyorsunuz ki Temmuz sonunda bunun yani yanıtını vermek güç. Peki bir yaklaşım da şu. Bu konuyu F-16 konusuna endekslendi. Evet doğru, ama belki de daha yüksek başlamak, daha üst perdeden bu konuyu açmak gerekiyordu yaklaşımı da var. Bunun için biraz geç kalındı. Bunun ayıbı günahı yok. Uluslararası ilişkilerde alver olur yaklaşımı da var. Siz katılır mısınız, ne dersiniz? Uluslararası ilişkiler romantik bir şey değildir. İnsan ilişkisi değildir. Uluslararası ilişkiler çıkar meselesidir. Yani bu ayıp bir şey de değil. Bizim dalımız bu. Yani işte biz zamanı, mesela şu lafa ben bayılırım. Zamanında böyle diyordunuz. Şimdi neden böyle diyorsunuz? Ülkelere denir bu. Şimdi siz bunu bir bireye bile söylediğinizde zaman değişiyor tabiriyle cevaplayabiliriz ki en güzeli de siyasette rahmetli Demirel söylemiştir. Dün dündür, bugün bugündür diye. Devletlerde bu da yoktur. Devlet şuna bakar. Benim menfaatim bugün nerede? Ülkemin çıkarı nerede? Yarın nerede? Bu kadar nettir bu mesele. Şimdi ben yayının başında size söyledim mi? Tekrar hatırlatıyorum. Türkiye İsveç konusunda sadece tamam istediğimi yaptın dediğinde bunun bir kalıcılığı yok. Bunun bir devamlılığı yok. İsveç bugün tersini söyleyip yarın gerçekten Türkiye'nin istediği noktaya da gelebilir. Kendi iç güdüsüyle, iç sistemiyle gelemeyebilir. Dolayısıyla ben bunun tamamıyla bir kere dış politikadaki bir alver ve koz meselesi olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye İsveç'e onay verir ve F-16 işi olmazsa, o zaman da cevabı şudur bunun. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ve tahayyül edemediğimiz daha başka getirileri olur. Çünkü hiçbir zaman için dış politikada bir koz boş yere elden bırakılmaz. Bu kadar açık ve nettir. Çok teşekkür ediyorum. Açık ve net aktardınız. Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Güntay. Çok sağ olun katıldığınız için. Sağ olun efendim.